İdil bir ağaç kule inşa ediyor. Yani bir ağacın tepesine bir kule kuruyor. Ağaç şu anda 5 metre boyunda ve İdil ağacın boyunun ayda 0,1 metre veya 10'da 1 metre uzadığını biliyor. Kule de şu anda 2 metre yüksekliğinde, ağacın üstündeki kule ve İdil kuleye ayda yaklaşık 0,2 metre ekliyor. Evet, İdil uzayan bir ağacın üzerine uzayan bir kule yapıyor. Çok etkileyici. Bravo. Peki, FA fonksiyonu A ay sonra metre cinsinden ağacın boyunu veriyor. GA fonksiyonu da yine A ay sonra metre cinsinden kulenin yüksekliğini veriyor. Yani FA ağacın boyu ve GA kulenin yüksekliği. Bu iki fonksiyonun formülünü bulunuz. Şimdi FA ağacın boyunun şu an 5 metre olduğu verilmiş. Yani başlangıçta 5 metre boyunda olacak. Ve sonra her ay 0,1 metre büyüyor. Böylece 5 artı 0,1 çarpı a olacak. Burada farkındaysanız a'yı ayın kısaltması olarak kullandık. Yani 0 ay sonra, yani şimdi şu an bu 5 olacak. 1 ay sonra 5,1 olacak. 2 ay sonra 5,2 olacak. Evet, tam da istediğimiz gibi oldu. Tamam, şimdi kuleyi düşünelim. GA'nın formülü. Kule şu anda 2 metre yüksekliğinde ve ayda 10'da 2 metre büyüyor. 10'da 2 metre. Yani 10'da 2 çarpı ay sayısı. Bunun çıktısının metre cinsinden olduğunu varsayıyoruz. Şuradaki A, aradan geçen ay, yani bugünden sonraki ay sayısı. HA fonksiyonu ise yerle kulenin tepesi arasındaki düşey uzaklığı veriyor. Yani yerden kulenin tepesine kadar olan mesafe. HA'nın formülünü FA ve GA cinsinden yazınız. Toplam yükseklik ağacın boyu, ki bu FA'dır, artı kulenin yüksekliği, artı GA. HA böyle olacak. Ve HA'nın formülünü HA'nın formülünü A cinsinden yazmamızı istiyorlar. Bu iki fonksiyonu toplamamız gerekiyor, değil mi? 5 artı 0,1 A'yı 2 artı 0,2 A ile toplarsak şöyle olacak. 5 ile 2'yi toplarız. 7 eder. Artı 0,1 a varsa ve ona 0,2 a eklersek, bu 0,3 a olur. Ve işte bitirdik ve doğru yanıtı bulduk. Şahane!